Pandemi sürecinde devletimizin almış olduğu kurallar çerçevesinde tabii eş dost akraba ziyaretleri yapamıyorduk. Bu süreçte evde kapalı kalmaktansa bir şeylerin peşine düştük. Arayış içerisine girdik. Burası balkonda, hala balkon ama aynı zamanda benim küçük bir atölyem oldu. Sağ olsun hanımımın da desteğiyle bizim pisliğimizi çekiyor, buraları temizliyor. Fikir aşamasında da bana çok yardımcı oldu. Yaptığım birçok kabakların desenlerini kendisi tasarlıyor. Kabak üzerine kendisi yapıyor. Biz de işlemesini yapıyoruz. Çocukların baba şuraya şu boncuğu takmasaydık, şu renk olmasaydı gibisinden ufak tefek katkıları oluyor. Kabak bize bu şekilde ham olarak geliyor. Biz bunu ilk önce bir ön temizliğini yapıyoruz. Temizliği yaptıktan sonra yapacak olduğumuz deseni kabak üzerine işliyoruz. Daha sonra bunları tek tek bu şekilde noktalar halinde işledikten sonra boncuklama, vernik ve son hali bu şekilde bu hale geliyor. Bundan yıllar önce bir belgeselde görmüştüm su kabağı işlemeciliği yapan bir kardeşimizi. O aklıma geldi. Araştırdım. Yaklaşık 7 aydır araştırma safhası, deneme, yanılma yöntemiyle bu aşamaya geldik.